Namaza dururlarken müthiş bir heyecan var sahabede. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra başlayacak bir şeyler okumaya. Acaba önce nazil olmuş ayetlerden bazıları mı okuyacak? O gece bazı ayetler nazil oldu da sallallahu aleyhi ve sellem onu orada Müslümanlara yepyeni bir hediye verme adına mı okuyacak bilmiyorlar. Böyle olduğu için de her zaman Efendimizin o mübarek dudaklarından dökülecek olan kelimelere acaba bunların içerisinde Allah yeni olarak ne vahyetti neyi söyledi diye bir heyecan var. Ayetler okunuyor ya namazda ya namazın arkasından söylenen ayetler tesettüre ait bir şeyler söylüyor. Allah tesettürün Müslüman hanımın nasıl bir karşılıkla karşılaması gerektiğini bu manada nasıl bir tavır içerisinde olması gerektiğine dair bir şeyler söylüyor. Şimdi masumane olan ve olması gereken de şudur aslında. Varacaklar evlerine Artık Allah nasıl bir örtünme şekli onlara söylemişse o manada bulacaklar örtülerini başlarına alıp ertesi gün sokaktan sokağa çıktıkları zaman camiye mescide geldikleri zaman böyle bir tevir, tavır sergileyecekler. Sahabede bu yok böyle bir şey yok. Düşünebiliyor musunuz? Elbiselerinin arta kalan kısımlarını o anda kesiyorlar artık ne kadarını yırtabiliyorlarsa bazıları kocalarının sarıklarını bazıları kocalarının cübbelerini bazıları evlerindeki o örtü o anda ellerine ne geçtiyse onu alıp o anda Allah'ın kendilerinden istediği şeye teslimiyet göstermek istiyorlar. Bunu söylüyoruz bunu defaatle söylüyoruz siz de söylüyorsunuz siz benden daha iyi biliyorsunuz. Asıl bizim bunu söylememiz maharet değil Niye sahabe böyle de biz böyle değiliz? Orada sorgulanması gereken, üzerinde durması gereken mesele bu.